Bugün ikinci motorum olan CBF150'yi size anlatacağım. Motosiklet kullanan insanlara sorduğum zaman kişisel şahsi motor olarak görülmüyor da daha çok böyle işte bu motorlar yeri geliyor kontak açtığı zaman 300 kilometre, 500 kilometre yol yapıyor. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ikinci motorum olan CBF150'yi size anlatacağım. CBF150 ile maceram aslında çok eskiye dayanıyor. Yani motosiklete başladığım ilk dönemlere dayanıyor. Yani piyasada sağlamlığıyla ön plana çıkabilecek ilk sıradaki motorlardan birisi. Motosiklet tamamıyla ve tamamıyla sorun çıkartmasın, ekonomik olsun, çıkartılan sorunları kolay şekilde çözebilsin prensibiyle yapılmış, az giden az yakan üretilmiş bu alanda bu konseptteki en güzel motorlardan birisi. Çok fazla bir gücü yok motorun. Önce her türlü motorcuda CBF150'nin parçalarına ulaşabiliyor olmanız bu motorun tercih edilmesindeki en büyük sebeplerden birisi. Belki de Honda'nın hani pazarlamayı en güzel yaptığı motorlardan birisi de bu diyebilirim. Bir kere yeni jenerasyon motosikletlerle kıyaslayacak olursanız burada birkaç eksi yön tabii ki de olacaktır. Motosiklet kullanan insanlara sorduğum zaman en çok aldığım cevap görüntüsü. Görüntüsünü beğenmiyorlar çünkü bir paketçi motoru, kurye motoru algısı oturmuş bu motosikletle ilgili. Bunun olma sebebi motosiklet çok sağlam, çok az yakıyor. Bozulduğu zaman da parçası çok fazla bulunabiliyor. Bu durumdan dolayı birazcık böyle CBF150 nasıl desem, hani kişisel şahsi motor olarak görülmüyor da daha çok böyle işte sipariş getir götür, yani iş motoru gibi görünüyor. Bu 12 beygir arka lastiğe ulaştığı zaman yani 8'e falan düşüyordur diye ben düşünüyorum. İşte böyle orijinal egzozu var, soba bacası, borusu gibi burada. Genelde fixtir, CBF'in her yerinde koruma demirleri olur. Dediğim gibi birazcık daha iş alanında kullanıldığı için yani bu motorlar yeri geliyor kontak açtığı zaman 300 kilometre, 500 kilometre yol yapıyor. Bu da sürekli trafiğin içinde olan bir motosikletin korunması gerektiği anlamına geliyor aynı zamanda. Bazı noktalarda rakamlar gerçekten komikleşebiliyor. Mesela kendi orijinal aynası yan sanayisi 35 liraya bulunan bir motosiklet. Bunlar çok güzel noktalar motosikletin konusunda. Üzerinde elektronik olarak olan aksam, yani sinyali var, farı var. 48 bin kilometre de bana geldi. Zaten yani 48 bin yaklaşık hala da 48 binlerde. Çok da bir yol yapmadım o motorla. Çok fazla bir maceram olmadı. Arkada böyle bir çantamız var. İki kaskın sığabileceği kadar. İşte ön tarafta böyle bir camımız var. Bu cam hem görüntü açısından CBF'de birazcık daha farklı duruyor. Hem de gerçekten göğüse gelen rüzgarı falan bir nebze ufak da olsa kesiyor. Yani direkt gelmesindense. Buraya böyle arkadaş bir şey takmış. Böyle genelde racinglerde gördüğümüz bu manet korumalardan takmış aldığım kişi. Ama benim motorda en çok şaşırtan nokta, yani benim kendi şahsi motorum biliyorsunuz GSX-R1000, onda yok. Abi motora çelik fren hortumu koymuş. Çok düşündüm neden diye. Çünkü arka fren kampana, ön tarafta çelik fren hortumu var. Diski falan da değiştirmiş. Bilmiyorum yani. Böyle bir hareket yapmışlar. İkinci motor olarak bence çok güzel. Öğrenmek için, başlamak için de çok güzel. Alıp kapıya konulabilecek en güzel motor. Bence motosiklet kullanan herkesin bir CBF150'ye ihtiyacı var evinin önünde. Yani çok muazzam şekilde iyi bir gidon turu var. Motosiklet ne kadar uzun da dursa bence trafikte çok esnek ve rahat. Hem önde oturan hem arkada oturan için burada böyle bir sele var. Maşallah ev koltuğu gibi zaten. Ondan yana da hiç problem yok. Sade bir gösterge tablosu var. Analogtu galiba. Hani eski tip işte 9000 devir çeviriyor motosiklet. Kadranda 160 kilometre olarak gösteriyor. Bir boş ışığımız var. Bir de uzun ışığımız var. Bunun dışında kilometre saatimiz var. Zaten her araçta olduğu gibi standart. Ekstra bir şeyi yok. Bu kadranda 160 kilometre yazıyor ama bu 160 kilometreyi rüyasında bile göremez CBF150. Öncelikle onu söyleyeyim. İmkanı yok yani. Öyle birazcık daha yakından inceleyelim motoru. Ön tarafta böyle bir disk. Böyle jant şeritleri, hadi neyse bunlar olabilir gene bir nebze. Yani kabul edebilirim. Ön tarafta burada birçok CBF'de zaten oluyor genelde. Böyle iki tane ışığımız var. Daha çok aydınlatma için. Koruma demirimiz var burada.
Bunun dışında böyle yandan gidecek olursak gene yan tarafta koruma demirleri var motosikletin. Arka tarafta bir koruma demiri var tekrar. Yine bir burada çantamız var. Bayağı geniş, içine iki tane kaskın sığabildiği. Hem de bu şey yönünden de güzel oluyor. Arka oturan birisi olduğu zaman hem arkada oturan kişi daha rahat ediyor bu alanda. Bu yani burada güzel ya çanta. Olsun çanta. Hani bence CVF çantalı haliyle güzel. Böyle gene işte balkon demirinden bozma arkada bir dümdüz bir maşa var. Böyle işte arkaya bir jant şeridi falan çekilmiş. Şurada bir genelde racinglerde gördüğümüz manet koruması var. İşte buraya böyle bir çakmaklık taktırmış ki bu bence bu motorlar için güzel bir durum. Yani özellikle kullanan kurye arkadaşlar için de bunu tavsiye edebilirim. Şurada da alarmımız var. Böyle yani bununla ilgili daha fazla ne anlatabilirim bilemiyorum. Hani CBF 150. Selesi çok rahat. Evet problem değil ama şöyle bir durum benim için oluştu. Tepki yok. Ben uzun yolda o gücü bulamayınca bir ufak rahatsız oldum motosikletten. Ama şehir içi kullanımda, işte mahallemde kullanacağım, işime gidip geleceğim. Çok fazla otobanla işim yok. Genelde trafik saatlerinde İstanbul'un trafiğinde kalıyorum gibi durumlarda. Kesinlikle tavsiye ederim. Yeni başlayan arkadaşlar bence doğru nokta bu. Yani viraja girmeyi de öğretir, virajdan çıkmayı da öğretir, düşmeyi de kalkmayı da her şeyi öğretir motosiklet. Bu yönden bir problem yok. Çok fazla özellik yüklenmeden en sade şekilde, en dayanıklı olabilecek, performansı da bir nebze olan bir motosiklet üretmiş Honda. Birazcık böyle teknik özelliklerine girelim motosikletin. Motosiklet 12 beygir, 150 cc, tek silindir. 4 zamanlı 5 ileri bir motosiklet gayet yeterli kullanımda. Dediğim gibi son hızlarda da 100-110 km gibi hızları rahat şekilde görebiliyorsunuz. Rahat şekilde görebiliyorsunuz da demeyeyim, görebiliyorsunuz diyeyim. Yani 80'den sonrası birazcık işin şeyine kalmış, yolun durumuna, rüzgarına falan. Böyle yani alabileceğiniz uygun motosikletler arasında bugün başlangıç için önerebileceğim, tavsiye edebileceğim güzel motorlardan birisi. Bence CBF 150 dediğim gibi her kapıda olması gereken motorlardan birisi. Umarım anlattıklarımdan yola çıkarak kafanızda bu motosikletle ilgili bir şeyler şekillenmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz eğer kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Tekerinize taş değmesin.